Selam, ben Uras. Bugün karşınıza neyle çıkıyorduk? Sakız mı, bu mu? Yani 3-5 liraya aldığımız ürünleri çok ucuz diye alıyoruz. Değer mi yani almaya? Ona bakacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak bak, ürün bu. Sekon bak, senin gibi narin, senin gibi yumuşacık bir ürün. Bak, Boeing Boeing. Elle bak. Hissiyat güzel. Aynı Sekon arkadaşlar. Çünkü Sekon biliyorsunuz yumuşacık. Kıymalı pide gibi adam. Valla böyle bir şey olur mu ya? Yeme de yanında yat. Çıkartıyorum. Bunlar bir garip ama ya. Bu ne lan? Ana, iyice yumuşak gerçekten. Arkadaşlar bunu aldım ben. Yanında diyor Magic diyor. Ice diyor, Water diyor. Başka bir şey dediği yok. Al. Açıklaması da bu. Seko sen anlıyor musun bundan? Ne diyor? Bu diyor Magic diyor. Buz diyor. Sıvıyor aktı. Sekon burada 5 maddede böyle diyormuş. Bu Magic, bu suya at diyormuş şurada. Demek ki kanka bu Çinliler çok boş konuşuyor. Yani yoksa bir cümlede bunu anlatabilirlerdi. Çünkü biliyorsunuz Sekon benim Çinceyi çok iyi bilir. Ne Çincesiydi seninki ya? Benim Batı lehçesi. Batı lehçesi Sekon'un Çincesi. Şimdi bunu atıyorum suya. Durun bekleyin. Attık, gördünüz, hepsini tane tane boşalttım. Şimdi bekleyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Ne olacaksa ben de anlamadım. Kanka bir haller oldu bu bardağa, ben sana söyleyeyim. Bak küçücük şeydi bunlar. Sanki büyümüş gibi gözüküyor. Bak ona. Sanki değil, büyümüş. Evet. Bu biraz daha beklesek sana bir şey söyleyeyim mi? Tam buz olacak. Hani tam böyle kusursuz olacak. Bayağı büyümüş lan. Orbiz lan bu işte. Neyin peşinde? Suyu da soğutmamış. Neyin peşinde ki? Niye böyle bir şey satıyor bunlar? Kanka Orbiz yuvarlak oluyor ya. Bu da buz şeklinde herhalde. He. Sekon çok güzel, harika bir açıklama yaptı. Gördünüz. Gerçekten o açıklamadan sonra benim artık bu konuda söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı. Sakız tabii ki lan. Ne yapacağız bunu? Saçma sapan bir şey. Sakız. Sekon bak, gevrekli patlayan çikolata topları. Ne diyorsun? Güzeldir kesin. Sakız mı bu mu? Bence bu. Daha yemedik ya. Abi ambalaj ya, güzel. Bir de bir benzerlik. Senin amcana benziyordur. Yok yok, amca izliyor videoları. Kanka bak, bir bakıyorum. Kanka bir andırıyor. Vücutta benzeyen bir yer var. Al bakayım. Patlıyor mu? Patlıyor lan bu. Anam! Seni duyamıyorum kanka şu an. Patlayan şekerler vardı ya. Ben yuttum, gırtlak hala patlıyor. Seko böyle seviyor demek ki. Çok güzel lan. Oo, ben abur cubur sevmem lan normalde. Arkadaşlar bayağı güzel. Lan tadı da güzel. Sekon'a bak ya. Avuç avuç alıyor. Lan bir garip, gerçekten çok fazla patlıyor. Kanka belki arkadaşlar duyar patlama sesini. Kulak mikrofondan size patlama sesini bakalım duydurabilecek miyiz? Duydunuz mu? Lan bir garip oldum lan. Güzel vallahi. Sakız mı bu? Ben zaten çikolatayı daha çok seviyorum ne paramız. Sekon, sizce arkadaşlar bu ne? Sekon ne bu? Dudak. Ya anında bildi herif. Al kanka o zaman, kullanırsın. Nerede kullanacağım? Ya ben? İşte ya, orada böyle patlarsın. Bu öpüşme pratiği için kanka. Bunu istersen kullan. Kanka geçenlerde şey yapmıştık ya, hatırlarsınız arkadaşlar sizde. Kalemle böyle diş macununu sıkma yapmıştık. Onun yerine bunu kullanıyorum. Dudak bak, şuradan sokuyorum diş macununu. Gördün mü bak, buraya kadar rahat rahat geldi. Kalem daha çok sıkmıştı lan. Ama bunu o daha pahalıya geliyordu, ben sana söyleyeyim. Evet tabi tabi canım, bu 2 lira 2,5 lira falan. Ama biz bunu sıktık yani kalemle, o yüzden bu kadar rahat gidiyor. Bakalım şu dibine kadar getirdiğimizde çıkacak mı? Sekon böyle dibine kadar geldiğinde bence çıkınca seviyor. Ters yapıyorsun sen şu an, dudak yukarı doğru bak. Öpsün diyorsun. Öpsün tabii. Yaptık. Getirdik bakalım, pörtleyecek mi Sekon? Pörtlüyor mu? Bak şuradan şöyle. Anam! Bak 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 bak! Sekon sever. Böyle pörtledi mi bir şey, Sekon orada böyle bir içi gıcıklanıyor. ASMR gibi oluyor. Görsel ASMR kanka bu sana. Yapayım mı? Adam bir anda sanki Bali'ye tatile gitmiş gibi oldu. Çok enteresan huyları var. Gerçekten. Ne diyorsun Sekon, bu işe yarıyor ha? Bence de yarıyor. İşe yarıyor. Kalemden çok daha mantıklı çünkü çok ucuz. Bir de daha güzel görünüyor zaten. Değil mi? Sakız değil bu. Arkadaşlar şimdi bakın. Ürünün hası diye tabir ettiğimiz. Ürün nasıl diye tabir ettiğimiz alet şu an elimde. Sekon çıkartıyor. Öyle şaşırmak, ayılmak, bayılmak yok ha. Öyle huyu var çünkü. Bir şey şaşırdım böyle bak. Aaa diyor, gidiyor bayılıyor çocuk. Şimdiden ben önlemimi alayım. Çıkarttım. Kanka şöyle koluma takayım. Kola biraz büyük geldi tabii. Nereden sıkacağız lan? Sıkılacak bir tarafı yok ki. Yani şunu alıp keseceğiz kanka. Keseceğiz kola göre. Kol tabii bundan daha genişse. Bundan daha geniş kol olan yoktur. Senin? Yani senin kolun çok ağır. Baksana sonra.
Bir tane daha lazım sana bunda. Neyse, yapacak bir şey yok. Yani Arnold Schwarzenegger ölçüleri, Dwayne Johnson ölçülerindeki arkadaşlar, Serkan gibi arkadaşlar kullanamıyor. Olsun, önemli değil. Şimdi 5 liraya, 5-6 liraya saat buldum lan. Çok iyi. Anam alengirli. Baksanıza. Hop bastım. Ulan bunun düğmesi nerede? Heh, yandı mı? Bak bakayım. Güzel gözüktü mü arkadaşlar? Şunlar bir naneye yarıyor mu? Hiçbir işe yaramıyor. Buradan saati ayarlayabiliyoruz. 8.24 şey de var. Ay büyük ihtimalle bu. Aha bak, saniyesi de böyle güzel güzel gidiyor. Kanka ben bunu anlamadım ya. Bu ay. Ha, bu da saniyesi. Güzel lan. Yani 5 liraya. Tabii canım. Bence zaten kötü de durmuyor şu bak. Değil mi? Güzel bir beyazı falan da var bunun. Yani şöyle olduğunu düşüneceğiz tabii ki. Hani tam kolumuza oturduktan sonra. Bunu kanka Xiaomi diye yuttururuz. Yeni tasarım Xiaomi mi? Yeni tasarım falan diye yuttururuz. Yutturmak isteyen yutturur. Tabii ki bu sakız değil yani. Bak pili nasıl olacak? Herhalde şarjı yok kanka bunun. Şarjlı değil. Şuradan şöyle bir bakmak istiyorum, ne yalan söyleyeyim. Şarjı yok herhalde, pilli. Zaten açılmıyor. Çok küçük oğlum vidalar. Pillidir bu, pilli. Bunu açmakla uğraşalım mı ya? Pillidir bu. Çünkü herhangi bir yerinde şarj yeri yok. İçinden de bir şarj kablosu çıkmadı zaten. En azından şarj kablosu çıkıyor. Adaptörünü göndermeseler bile Çin'den şarj kablosu çıkıyor. Arkadaşlar saat istiyorsanız bundan daha ucuzunu bulamazsınız. Hele dijital saat asla bulamazsınız. Şimdi bir şeyle karşınızdayım. Bir kurbağa. Bu da çok ucuz oğlum. Bu da yani böyle 1 lira 2 lira bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bazen fiyatları arkadaşlar yanlış hatırlıyor olabilirim. Ben bunun ne olduğunu anladım. Ne bu? Cama at, böyle takla atarak düşüyor. Acaba? Bence öyle. Ha, hayır oğlum bak, buradan böyle şey yapıyor. Tamam mı? Böyle atıyorum bak. Bak. Bak şimdi. Atıyorum böyle. Yapıştı mı? At bakayım sen de bana. Bekliyorum. Kıyamadım sana da ondan. Cama nayın bir şeye duvara yap. Yapıştı mı? Yapıştı ama çok aşağıda. Seko at. Gel bakayım, alayım bir daha atayım. Ama bu yapışıyor, inmiyor abi. İnenlerden değil, yapışanlardan. Belki de şeydendir ya, kağıt olduğu içindir. Bu da böyle, Allah kahretmesin ya. İniyor. Bak şimdi bak. Bekliyoruz şu an. Şu an beklemedeyim. Kurbağa inecek mi, inmeyecek mi? Bak. Bak kanka, hareket var. Evet. Oo. Düzeldi, böyle kaldı. Ya bu saçma sapan şeyler bunlar ya kanka. Bizim çocukluğumuzda da vardı. Bence bunun değeri 50 kuruş abi. Bu pahalı hatta, ben sana söyleyeyim, 50 kuruştan bile pahalıdır bu. O yüzden bence sakız. Arkadaşlar şimdi çok elimde acayip bir elektronik cihaz var. Kendisi elektronik değil ama elektronik cihazlara böyle öyle böyle yapıyor. Aparat ha, adını bulamadım, saçmalıyor. Kanka sence ne bu? Bu muhtemelen şarj girişini falan değiştiriyor. Evet, Sekom biliyorsunuz arkadaşlar. Bu işlerin uzmanı, çok sever. Nerede elektronik aksesuar aparat, Sekom orada. Gerçekten bak bunu ciddi söylüyorum değil mi Sekom? Hatta geçenlerde bunun iPhone için olanı vardı Sekom'da daha böyle. Böyle USB falan yürüttüler. Bir kırtasiyede unuttu. Bilmem kaç yüz liralık USB'yi. Sonra gitti kırtasiyeci buna ne dedi biliyor musunuz? Al dedi abi, sen bunu unuttun dedi. 8 GB'lık kıytırıktan bir USB'yi Sekom'a sokmaya çalıştılar. Yer mi anadolu çocuğu? Yemedi. İkisini de almadım. İkisi de gitti. Allah'ım ya. Bak bunu buraya sokuyoruz Sekom. Soktuk. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı şu an itibariyle. Tamam. Ama. Bak şimdi bak. Hareketin kralını göstereceğim sana. Şaka yapıyorsun ya. Valla. Ne oldu? Ne olmasını bekliyoruz acaba şu an? Ama telefonda bunu çalıştıracak güç yoktur abi. Sen oraya USB bellek tak. Ver bakayım. Sekom'a bak, ne kadar akıllı ya. Oha, telefonu USB bellek takmak da enteresanmış yalnız ha. Soktum. Ne oldu şimdi? Bak filmler kalktı. Aha direkt çıktı. Aç bakayım, filmi oynatabiliyor musun? Sekom'un şeye bak. USB belleğe bak. Oğlum bu çok iyi ya. İşte. Oynatıyor lan filmi. Çok iyiymiş ya. Oha. Kaç para bu? Abi bu ne kadar olacak? $1, $1.5 Ben bunun işte iPhone için olanını zamanında 300 liraya aldım. Sonra ne oldu? Kırtasiyeciye verdim. Ama senin gibi de USB bellekti yani, aynı zamanda. Artı bir şey takmıyordu. Her şeyi takıyorsun abi. Belki artısı da okur. Dene bakayım. Abi deneyeyim lan. Bu iyi, çok heyecanlı. Seko. Bu ne lan böyle? Ha, bu arada şey. Filmler çakma değil, orijinal. Orijinal. Sekom filmleri orijinal olarak USB bellekte taşır. Alır. Sonra indirir. Onu ekrandan kaydeder. Belli aparatlarla. Hani var ya o kayıt cihazlarıyla. Ondan sonra USB bellekte taşır. Hobisi Sekom'un bu. Asla çakma film kullanmaz. Yani Sekom biliyorsunuz soyadı Paramount Pictures. Seko Paramount Pictures diyoruz biz ona çocukluğundan beri. Dedesi Hollywood'un kurucusu. Necati Hollywood ha? Şeye giriyoruz. Bunu okumuyor kanka. Çalıştırmıyor daha doğrusu. Nasıl çalıştırmıyor? Zaten ışığı da yanmıyor. Yanıyor. Yanıyor mu? Ama yetmedi. Değil mi? Yetmedi yani. Daha küçüğüyle gel diyor. Evet kanka, aferin. Direkt bu. Yani bugüne kadar sakız mı bu mu videolarında tanıttığım en mantıklı şey bu arkadaşlar. Evet Seko, al bakalım. Ne bunlar? Hap.
Hap, aynen, yapıştıracaksın gidecek. Bir yapıştıracaksın inek, farm animals. Bir yapıştıracaksın dinozor, dinozor. Bir yapıştıracaksın 200 animals. Ne 200'ü lan, atıyorlar bir taraflarından. Ha 200 değil lan, bu zoymuş. Ben dedim burada 200 tane animals mı var ya? Burada da sea animals, deniz animalleri. Sekon 1 deniz animali benim. Solungaçları var benim Sekon'un. Buraları böyle şey, perdeli. Bir kulaçta 400 metre gidiyor Sekon benim. Öyle de yüzer. Uşak biliyorsunuz arkadaşlar, dört tarafı denizlerle çevrili bir adamız. Uşak da öğrendi yüzmeyi Sekon benim. Şimdi, kanka bu ne acayip şey lan? Bunu ben hala anlamadım abi, bu hayvan mevzusu ne? Ya bu bizim çocukluğumuzda vardı. Bak şimdi, bir tanesini alalım. Sıcak suyu doldurduk. Atıyoruz bunun içine. Sen bunu çocukluğundan hatırlamıyor musun ya? Kanka pek şey yapamadım ya. Altına beyaz kağıt koymak gerekiyormuş. Üst kameradan bir nane göremiyormuşuz. O naneleri Sekon başka bir şey diyor nane yerine. Neyse şunu bekletiyoruz kanka biraz. Bak şimdi kanka, o ilaç etrafındaki film eridi, ortaya bu çıktı. Horoz. Aa, hemen tanıdın lan. Sen zaten hani horozların içinde büyüdüğü için Sekon benim. Benim Sekon denizli horozu direkt. Direkt horoz yani. O çiftliğin tek yıldızı, tek starı. Bulldog Seko deriz biz ona. Bulls. Sekon al bu sana. Sağ. Saçma sapan bir şeymiş lan. Bir daha hala yapış yapış edeyim ya. Yani baksana, bununla çocuklar hayvan mı tanıtılır? Ama hepsi böyleyse at çöpe gitsin. Tabii ki sakız. İşte böyle bir videoydu. Sakız mı bu mu? Bazılarını bayağı beğendim ha. Cidden vay be dedim yani arkadaşlar. Gerçekten en çok hangisini beğendin? USB. USB beni de benden aldı ya. Şu an artık başka bir gözle bakıyorum dünyaya. Yani onu böyle 2 liralık 3 liralık malzemeler arasında değil, pahalılar arasında yapsak bile onu seçebilirdim. Değil mi? Harbiden öyle. Sizden çıtırama. Ha. Konuşamadım lan. Siz en çok hangisini sevdiyseniz aşağı yorum olarak yazın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Açıklamalarda Instagram hesabım var. Ona göre. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.